Kıymetli Müslümanlar, dün akşam saatlerinde Cübbeli Ahmet'in, kendi sarıklı Cübbeli taifesinden olan bir şahıs tarafından uğradığı sözde saldırı sonrasında, bağlandığı bir programda, Ebu Haris Hoca ve Halis Bayancık Hoca'nın isimlerini vererek, utanmadan, haya etmeden, hocalarımızı hedef gösterdi. Benim hasımlarım beni sevmeyenler bile artık bunu itiraf ediyor. Selefi ve abi, IŞİD, iç savaş kargaşalarına karşı bunları en çok ben konuşuyorum yani delilleriyle. Sayın Ünlü, peki ilk defa mı böyle bir tehdit aldınız son 2 aydır gerçekleşen, yoksa daha önce de alıyor muydunuz? Ya daha önce mesela yok işte Ebu Haris'e, yok Ebu Hanzal'e gibi bazı siteler, onlar bazı içeri alınıyor, bazı çıkıyor. Onlardan ima yoklu tehditler devamlı tweetlerde, bazı siteler şu anda gayri resmi işte şey yok. Müstehar isimle açılan birçok sitede bana tehdit var. Müfteri teriminin vücut bulmuş hali olan bu adamın iftiralarına Ebu Haris Hoca'dan sert bir cevap geldi. Hala utanmadan şahsıma ve Müslümanlara iftira ediyor. Bu adam bir yalancı, bu adam bir buhtancı, bu adam bir fitneci. Bu adam Türkiye'de iç savaş çıkarmaya çalışan bir müfteri. Bu adam emniyeti devleti istihbaratı kendine çalışıyormuş gibi hareket eden bir saray alimi. 1. Şahsıma, eşimi ve çocuklarımın yanında, evimin önünde 14 kurşun sıkıldı. 6 kurşun isabet etti, bu kadar gündem olmadı. Bunu yapanlar, İsmail Ağa cemaatinin İzmir vekili, Hüseyin Avni'nin cemaatindeki şahıslardı. İsimleri Emrullah Engin Dündar, hala kaçıyor, Faruk Çelik, Onur Taşdemir ve bu tespitli. Kirli eller, gündem olmasına engel oldu. Adam senin sadece boğazını sıktı. Sanki dersin İsrail Filistin'e bomba yağdırdı. Sanki dersin Arakan'da Müslümanları satır ile kesiyorlar. 2. IŞİD yapmış olabilir diyor. Cevap: IŞİD boyun sıkmaz, boyun keser. 3. Seni öldürmeye veya kalıcı bir hasar bırakmaya kalkışacak adam, 1000 tane adamın içerisinde boynunu sıkarak linç olmayı göze alamaz. 4. Maymun medya her zamanki gibi 3 maymunu oynuyor. 5. Bu hocalara atmadığınız iftira kalmadı, hepsinden de beraat aldılar. Şimdi bunları tekrar nasıl içeri attırabiliriz diye düşünüyorlar. İftira atmak zaten sizin dininiz olmuş. 6. Varın elinizden geleni ardınıza koymayın. Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Sonuç: bunu sen kendin yaptırdın Cübbeli. Hani toplu bir şekilde Ebu Haris kendi ayaklarına, kendi adamlarına sıktırmış diyordunuz ya. Ha işte şimdi biz de diyoruz ki, kendi adamlarına yaptırdın. Nasılmış topluma mesaj vermek? Tarikatçıların Ebu Haris hocamıza yaptığı suikasta dair tüm bilinmeyen gerçekleri yazdığım Ebu Haris Suikastı isimli e-kitabımı indirip okuyabilirsiniz. Bu kitabı okuduğunuzda tarikatçıların karanlık yüzünü görecek ve toplum içinde ne kadar tehlike arz ettiklerine şahit olacaksınız. İndirme linki için bu videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz.